Selam millet, Dede Oyun Aratak'a birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Clunky Hero, Tıknaz Kahraman oyununa bakacağız hep birlikte. Start diyorum, yeni bir oyun başlatıyorum. Uzaklardaki bir kasabada bir tane köylü vardı, Rufus. Köylü hayatının tadını çıkarıyordu. Ama bir gün kötü bir yaratık biricik karısını kaçırdı. Ve onu iğrenç ördek suratlı bir tipe dönüştürdü. Rufus da eski karısına kavuşabilmek için bir kova aldı, bir süpürge aldı ve macerasına başladı. İşte böylece kova şoval süpürge kahraman Tıknaz kahramana dönüştü. Diyerek bize aslında Çince olduğunu zannettim ama merhaba Rufus. Ben senin karının hafızasıyım. Sana yolculuğunda yardımcı olacağım. O zaman Space. Yürümek için A ve D'ye bas. Space. Zıplamak için Space'e bas. Space. Escape'e basarsan oyunu durdurursun falan filan. Space. I'ya basarsan inventory 2 ve 3 ile değişik paneller. Space. O zaman Space. Bu arada Q'ya basarsan bir şeylerle etkileşime geçersin. Q. Etkileşime geçtim. 1-4 ile bir şeyler yaparsın diyor ama anlamadım. Chest'e geçemiyor muyum? Mouse'um var mı benim? Mouse'um yok. Peki 3'e basarsam buraya gittim. 3'e basarsam buraya gittim. Skill'lere gittim. 3'e basarsam buraya gittim. 3'e basarsam buraya gittim. 3'e basarsam buraya geri döndüm. Şimdi space desem olmuyor. Peki bedroom chest'in içindeki şeyi nasıl geçeceğim? I'ya mı basacağım? Hayır. Q'ya bastım. Abi oradakileri almak istiyorum. Bu biraz zor olmadı mı ya? Buraya gidip oraya atlayabilmem lazım işte ya. Ha 4'e basarsam buna gideceğim. 4'e basarsam buna gittim. O zaman space diyorum. Hayır. E diyorum. Buraya götürdüm. E diyorum. E diyorum. Hepsini aldım. Çok güzel. I close. 4'müş. Tamam. Şimdi gayet sakiniz. Ben bunu öğrendim. I inventory'ymiş. Şuna gelip de consumable 20 hit point. Consumable. Consumable. Tamam. Consumable'ları istemiyorum. I close diyorum. Devam ediyorum. Buradan yardırıyorum yeni maceralara doğru. Q ile eve girersin. Yok eve girmek istemiyorum artık. Çok güzel. 4 altınım varmış. Space. Bu ne diyor? Q. Aç gözlülük modu. Merhabalar. Hayır greed mod dedim ben. Mod'muş. Aç gözlü köstebek. Merhaba. Param var mı? Hızlı seyahat etmek ister misin? Hey, bu çok ilginç bir teklif gerçekten. Sana haritayı gösterebilirim. İstediğin yere gidebiliriz. Tamam önce şey bulman lazım. Bunlardan başka bir tane daha bulman lazım. Nine-Eye dedi en son bana ya. E'ye basarsan atak yaparsın diyor. Bak bu çok ilginç. Abi bu kadar iç içe olmasaydı keşke şeyler ya. Başka bir atak tuşu yok mu? Klavyedeki bütün tuşları yan yana koymuşsun abi. Ben nasıl kullanayım bunu ya? O ne ya? Elinde kupa olan bir tane arı dövdüm ya. Kendime gurur duyuyorum artık. Abi klavyenin bu tarafında başka hiçbir şeyle işim yok mu benim? Allah I tuşuyla işim varmış. Bir daha I'ya basayım. Şunlardan birinde atak yok mu? Çok kolay olurdu gerçekten. Peki benim bunları ayarlama şansım yok mu? Tamam devam edelim. Neredeyse tek elle oynamamı istemiş oyunu. Tamam. Bu tuşları bu kadar kötü dizayn eden her kimse onu tebrik etmek istiyorum ama çok da bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor şu anda. Onu kaderiyle baş başa bırakıyorum. Böyle bir şey çıkarsa karşına onu öldür gibi bir şey diyor. Ne anlamadım ne demek istiyor ama. Evet evet. Hadi onu zıplayıp kaparız belki dedim ama olmadı. Burada bir sandık var. Ağzını burnunu kırarak çözebilirsin bu sorunu dedi galiba. Vallahi pes etme ağzını burnunu kır dedi. Ben de kırdım ve oldu bu iş. Ben ne buldum? Harita. Oba. Bu olmadı bak. Bu hiç hoş değil. Hayda.
Bütün şeyleri yaşadım. Bütün kötü deneyimleri yaşadım. O yüzden artık birazcık yemek yemek istiyorum. Şöyle gelelim. Use. Space use. 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 Buna use demek gibi bir şeyim yok herhalde. Gereksinimim. Çok kötü abi. Aynı tuşlarla yürüyüp hem sol elimle yürüyüp hem de atak yapmak zorunda kalınca. Pua diyor bir de ya. Pua, pua diyor. Herif yani bir de kalitesiz tükürüyor. Pua, pua diye. Merhaba küçük çocuk. İyi misin? Hayır, iyi değilim. Ben oyun oynuyordum, kayboldum. Bu garip seken yaratık gelip yolumu engelledi. Şimdi güvendesin. Böyle garip yaratıklar var burada. Dikkatli olmalısın. Evet, bunu fark ettim. Eve gitmek istiyorum. Babam Kımer'e söyler misin? Burada olduğumu gelip beni alsın. Seni oraya götürebilirim. Hayır. Annem yabancılarla takılma dedi. Ama ben demin hayatını kurtardım senin. Hayır, ben kimseye güvenmiyorum. Tamam, özellikle kafasına kova geçirmiş insanlara. Her neyse, seni burada bırakıyorum. Lütfen babama beni bulduğunu söyle. Gidip söyleyeceğim, tamam, ağlama. Biz fakir bir aileyiz. Teşekkür ederim Tıknaz adam. Tıknaz adam konuştu benimle. Tıknaz adam der ki, buraya gel. Sarhoş arı, buraya gel. Değişik bir taktik uyguladım, tutmadı. Zıplarken arıya vurayım dedim. Ahlaksız. Demin niye? Ha pardon. Demin niye değil ya. Ben bu tarafa zaten hiçbir zaman gitmemiştim ki. Bu tarafa yeni git. Buraya daha yeni gidiyorum. Şu aşağı düşsem çok hasar yer miyim? Yok, yemezmişim. Peki. Acaba haber verebileceğim adam buralarda bir yerde mi? Evimden çıktım gidiyorum ya. Hep sola gittim. Niye sağa gitmedim evden çıkınca mesela? Biraz sağa gitseydim. Ha, oyunu kaydetmek için böyle bir şey var. Kullanabilirsin diyor. Kaydettim oyunu. Güzel. Puh. Şuraya bir girelim bakalım. Ne kadar garip bir dünya ya. Yerde seken kafalar var bir sürü. Sen kimsin? Merhaba. Merhaba. Her zaman bu kadar depresif midir burası? Hayır değil. Aslında şeytani adam uyanmadan önce buralar çok iyiydi. Şimdi garip yaratıklar geziyor bu alanda ve kimse gelmek istemiyor. Sen bir yolcu musun? Hayır. Biraz uzakta yaşıyorum. Her neyse. Sen bir savaşçı gibi görünüyorsun. Bana Brunilde'yi bulmamda yardımcı olur musun? Üzgünüm ama benim de kendi görevlerim var. Çok meşgulüm. Ama sana gizli bir skill öğretebilirim. Vallahi ne demek istediğini anlamadım ama... Hayır, aptal adam. Bu bir silah skilli. Bir tek kılıç savurmayla herkesi indirebilirsin. İlginç. Bana öğretir misin? Önce bana yardım etmen lazım. Anlat. İleride bir tane şehrin altında zindan var. Birkaç gün önce oradaydım. Anamın kolyesini kaybettim. Niye gidip kendini almıyorsun? Sana daha sonra başka bir şey için yardım ederim. Açıklayamam ama oraya dönemem. Şu anda. Vallahi şu anda baya baya bu kötü yazılmış bir senaryo gibi geldi bana. İstesen dönersin ama görevini bana yaptırıyorsun. Aynen öyle. Şimdi bu zindan nerede? Bu kasabanın altında. Ama girişi gizli. Onu bulman lazım. Tamam. Ben iyi bir dalgıcım. Ben onu bulurum. Ha, peki. Şöyle bir bakalım şimdi. Consumable'lar falan var. Consumable'ları istemiyoruz. Belki daha iyi bir şeyler alırım diye düşünüyorum. Sen kimsin? Kımer. Oğlunu buldum senin Kımer. Senin çocuğunu buldum. Gerçekten mi? Neden seninle değil? Niye onu yalnız bıraktın? Ama çok net bir şekilde dedi ki anam yabancılarla konuşma dedi. Ama o güvende, emin misin? Evet. Ama o yaratıklar büyük ihtimalle respawn olacaktır. Büyük kafası olan bir tane dev bir kafa öldürdüm. O boss gibiydi. O respawn olmaz. Aynen böyle söylüyor ha. Teşekkürler. Ayıp ediyorsun. Ödülüm nerede? Al bakalım. Bu çok değil ama bu iş görecektir dedim. Bence işte görecektir. Teşekkür ederim. Tamam. Kasaba kurulu kaldı. Allah. Ay ya dedi. Merhaba Profos, ne haber? Birbirimizi tanıyor muyuz? Sen Brunhilde'nin kocası değil misin? Evet. Nereden biliyorsun? Brunhilde ve ben yıllar önce birlikte takılırdık. Çok güzel işler yapardık. Birbirimizi çok severdik. Tamam, ben de seni çok seviyorum. Brunhilde'yi de çok seviyorum. İkimiz de birbirimizi seviyoruz. Herkes birbirini seviyor bu durumda. Çok daha kıllatmaya gerek yok. İyi bir dalgıç olman lazım demişti şeyi bulmak için. Zindanın girişine. Sen de eşya satıyorsun ama ben eşya istemiyorum. Biraz kendi güçlerimle idare etmem lazım. Çünkü bu kadar hızlı eşya satın alırsam bu işin sonu gelmez.
İndirdiğimiz adamın tam üstünde durursak güzel oluyormuş. Çıkan altınlar hemen geliyor. Rahip. Merhaba, seni buraya ne getirdi? İnanç mı? Aslında ben Tanrı'na inanmam. Aa, ben de ama kimseye söyleme. Vallahi çok havalı. Bir tane rahip. Bu işi niye yapıyorsun o zaman? Maaşı iyi çünkü. Teşekkür ederim canım. O zaman ben ne diyeyim biliyor musun? Seni fazla şey yapmayayım. Oyalamayayım. Karım kaçırıldı, ona bakmam lazım. Bana bir tane kutsal kibrit verdi. Güzel. Kutsal kibrit. Seni anlıyorum. Şimdi kutsal kibriti de aldıktan sonra ben şöyle bir 3 diyeyim. 3 diyeyim. Ne varmış görevlerimiz? Brunhilde'yi bul. Görevler arasında nasıl geziniyorum peki ben? Brunhilde'yi kurtar. Anasının pendantını bul. Don Piero için bir tane mum yak. Priscilla için bir şey bul. Bunu da gerçekleştirmişiz. Tamam. Güzel. Kapat. Arkadaşım konsola mı yazdınız bu oyunu ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye konsol oyunu yazıp da ondan sonra PC'de bana eziyet ediyorsunuz? Hah, bak ben zindanın girişini buldum. Şimdi bu çatıya çıksam önce oradan oraya atlayabilir miyim acaba? Bu çatıya çıkamadım. Çatıya... Zaroş ne yapıyorsun? Böyle çıksam yine çıkamadım. Şimdi şuraya bir geçelim. Aa, hipster oduncu çıktı karşıma. Çok ilginç. Dur ben buraya girmeden önce o aşağıya bir gideyim ya. Aa, çok emindim ya aşağı inebileceğime. O kadar emindim ki yani. Zindan, sevdim bunu. Bu tipler niye bana bu kadar itici ve korkunç geldi acaba? Ne diyor? Only the one who mastered the art of jumping can keep ascending this tower. Ha, double jump gibi bir şey öğreneceğiz demek ki. Onu öğrenmeden buradan gidemezsin diyor. Güzel. Janjanlı kelimeymiş. Bunlar programcısı falan mı acaba oyunun? Bilemedim. Daha fazla devam edemiyoruz demek ki. Bitti. Bu kadar. Kısmet. Daha fazla zıplamaya yönelip geri geleceğiz. Art of Jumping bir de burada öğreneceğiz. Buraya da Art of Jumping öğrenince geri geleceğiz. Peki. Art of Jumping'i sen öğretir misin? Günaydınlar efendim. Sizi buraya ne getirdi? Merhaba yaşlı hanımefendi. Ben karımı arıyorum. O kayıp mı oldu? Şeytani olan tarafından kaçırıldı. Bu arada onun adını biliyor musunuz? Efendim lütfen çenenizi kapayın. Böyle kötü isimleri biz söylemeyiz. Tamam çok merak ettim de. Neyse. Karımı kaçırdı işte. Benim kocam da bu kaleye çıkmaya çalışırken göçtü gitti. Ben de doğudan geliyorum. O da batıdan geliyor. Karınız çok güzel bir kadınmış. Siz de çok tınfasınız. Kuleye tırman benim için. Ben de sana yardımcı olayım. Tamam tamam çok güzel oldu. 10 numara şaheser. Hipster'i de indirdik. Şey yapamadık. Tırmanamadık. Canımız sağ olsun. Özelliklerimiz yetmedi. Bu durumda geri gidiyorum. Usul usul geri doğru gidiyorum.
Aynen bizim adamın söylediği gibi yaratıkların çoğu spawn olmuş. Ama boss'tan spawn olmamış. Demek ki süpürgelemek için daha fazla fırsatımız var. Ne yapalım, biz de önümüze geleni süpürgeleyelim böyle. Çarptığımız zaman hasar görmesek bari adamlardan ya. Adamlara dokununca da hasar yemek çok ağır oluyor. Canım benim. Geliyorum. Şimdi sizleri geçiyorum. Pardon ya, yanlış tuşa bastım. Böyle yapacaktım ha. Polis gibi bir şey söylüyor vururken. Kasabanın altı dedi, dalgıçlık dedi. Allah Allah, onu da çözemedik. Neyse. Gidiyorum, geri gidiyorum. Bu böyle olmaz dedim. Olmaz olsun dedim. Bak bu tarafa doğru biraz daha gitsem hipsteri görecekmişim zaten. En sevdiğim. Yani aslında en sevmediğim. Kimi kandırıyorum ki? Yukarı doğru bir darbe indirdim Arya. Hiç böyle bir şey yapabileceğimi düşünmezdim. Çok mutlu oldum. Village bu tarafta. Pretty Forest. Oo, bir de sen eksiktin ya. Çift tekme giriyor bir de, karaktersize bak. Vallahi ağzıma çift tekme girdi. Merhaba, beni öldürmeye mi geldin? Sadece bana saldırırsan. Çoğu yaratık bana saldırıyor etraftaki. Hayır, ben saldırmam. Sen bana saldırmazsan eğer. Dediğim gibi. Eğer sen saldırmazsan. Ben de saldırmam. Peki, bunu söylemiştin. O zaman arkadaş mıyız? Eğer sadece bana saldırmazsan. Tamam, dinle bana. Konuyu değiştirelim, tamam mı? Ne yapıyorsun burada? Karımı gördün mü? Ben korktum. Ama burası güvenli. Sen bana saldırmadığın sürece. Hadi bakalım, yine başladık. Her neyse. Senin karın yeşil ve büyük müydü? Sivri kulakları mı vardı? Yok. O çok zekiydi, bağımsızdı, güçlüydü, evin patronuydu ve onu çok seviyordum. Ama bir yaratık onu kaçırdı. Kasabadaki en güzel kadın olduğu söylenemez. Ama goblin gibi de değildi yani. Tamam o zaman. Korkarım ki onu görmedim. Çok kötü. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hayır. Peki orman hakkında bilgin var mı? Ha, bu güzel orman hakkında öyle mi? Evet, burası çok güzel. İnsanlar ve fareler tarafından burada insanlar ve fareler yaşar. Şeytani olan da buraya kokulu bir ordu saldı. Evet, bunu tahmin edebiliyordum. Neyse, onu bulup öldürmem gerekecek ya. Ona işkence de yapar mısın acaba? Gözüne kalem falan sapla. Ne bileyim işte, bacak arasına tekme at. Hey hey hey. Sana bu korkunç şeyleri kim öğretti ya? Nereden geliyor bu fikirler? Bir sürü iğrenç film izledim bunlarla alakalı. Aman, gerçekten bunlar bana göre değil. Neyse, şimdi gitmem lazım. Tamam ve lütfen bana saldırma. Dua et ki sana saldıramıyormuşum. Ağzını burnunu kırarım ya. Sinirimi bozdu şu kurbağa. Ne kadar canımı dolduruyor bu? Weapon damage'i double yapıyormuş. Canımı falan doldurmuyor. Peki bu ne kadar canımı dolduruyor? 25. Bu ne kadar? 20. 20. Güzel. Kibrit ne yapıyor? Özel amaçları var kibritin. Bu ne yapıyor? Bu da değişik işler yapıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hepsinin kendine özel. Ha, zıplayamadın mı? Ne oldu? Dar alanda kısa paslaşmalar oldun galiba. Hop ha hop ha. Hop ha. Spamla oğlum, spamla, spamla, spamla. Düşmanına saldırma vakti bırakmadan sen saldır. Böylece her şey çok güzel olacak. Ben bu süpürgeden kurtulamayacak mıyım ya? Tahrik ediyor beni. Aşağı doğru düşmem gerekiyormuş gibi geliyor ama düşmesem de iyi olur. Ne bileyim işte. Emin de olamadım. Düşmanlar bayağı şey, anlayışlı. Emmi? Aye.
Ne haber? Güzel sakal. Teşekkür ederim. Havalı bir orman değil mi? Ne yapıyorsun burada? Taşlar. Taşlar arıyorum. Peki, etrafta bayağı var. Hayır. Ben Piktiteş taşlarını arıyorum. Piktiteş. Ha, peki o zaman tamam. Onları aramayıp burada durman işe yarıyor mu? Ayaklarım çok ağrıdı. Büyük bir tane taş buldum. Artık başkasını taşıyamıyorum. Peki. Eğer sana taş getirirsen bana bir iyilik yapar mısın? Tabii. Bana 3 tane getir, sana para vereyim. Tamam. Yakında görüşürüz. Bay bay. Bunun için mi geldim ben buraya yani? Bu adamla 3 taş muhabbeti yapmak için mi? Ha, bir saniye. Galiba buradan devam edebiliyorum. Evet. Ağzı burnu kırdım adamın vallahi, helal olsun bana. En sonunda bunu yapacağım ya. Civ 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 civ. Oo, arka tarafına gittik, güzel. Sen ne kadar ahlaksız bir tipsin ya. Yine mutsuzluk. Yine yol bitti. Çıkmaz yol oldu. O zaman bir yukarı doğru gidelim biz. Şuradan hop. Oh, oyunu da kaydettim. Benden kralı yok. Yavrum sen ne yapıyorsun ya? Ciddi anlamda dövüşeceğiz. Biraz uzun sürecek savaşımız gibi düşündüm ama tahminimden kısa sürdü. Bu ne yapıyor abi? Bir şey yapmıyormuş. Hayır. 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 Hayır, hayır diyerek hepsinin üzerine basmam mükemmel oldu. 50 HP kullan. Bu ne diyor? Bu olmaz, bu olur. Tamam. Çık. Aman. Böyle bir ahlaksızlık ilk defa gördüm hayatımda ya. Ayının kucağına düştüm abi. Bir ayının kucağına düşmek nedir ya? Bir insana daha büyük kötülük yapılabilir mi abi? Ayının kucağına düştüm. Gel buraya. Seni yemem lazım. Seni de içmem, bir daha içmem lazım. Tamam. Şimdi okeyiz. Reflekslerim köreliyor. Bu kadar hızlı şey yapamıyorum. Basamıyorum atak tuşuna falan. Aynı tarafta olmamalıydı hepsi. Hem atak hem yürüme. Böyle olunca biraz sıkıntı oldu. Ben daha iyi bir silah almamalıyım sanki ya. Süpürgeyle zaten işimi hallediyorum. Ne kadar kötü bir ölme efektim var ya. Diye ölme efekti mi olur? Canım buraya geldik ama buradan bir yere gidemedik. Bak bu ilginç oldu. Aşağılara falan bir gidiş var mı acaba buradan? Tamam, aşağı bakış var. Gidiş yok ama ne kadar değişik. Aa, duvarda yol varmış, şimdi fark ettim. Ha 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 diye gittim. Ana bir de manyak var burada. Merhaba. Hızlı hızlı dönüyorum ben. Sen iyi misin? Biraz psikolojim bozulmuş gibi görünüyor. Aa! Tamam, anlıyorum seni. Tamam canım, teşekkür ederim. Neredeyse kafam güzel oldu diyor döne döne ama. Ne istersin, bana hiçbir şey satmayacak mısın? Hayır, ben çok yoksulum. Ben de karımı arıyorum. Vallahi benim gitmem lazım, kusura bakma. Map var mı? Map yok. Bu bölgede map yok diyor. Peki abi, sağ olasın. Ne diyeyim ki sana? Bölgede map yoksa yoktur yani. Ah be güzelim. Bu zamanlamalarınızda bir sorun var ama sizin. Şimdi yan yana gelecekler gibi. Evet, şimdi yan yana geldiler. Şu tarafa bir geçeyim. Oradan da bu tarafa doğru bir atlarız diye düşünüyorum. Niye orada bekliyorsun? Senin yaptığın hainliktir ama yani. Bekliyorsun yukarıdan düşeyim de kafasına vurayım bu adamın diye. Çok ilginç. Buradan gidemiyorum. Ama buradan gidebiliyorum. Taşların üstünden de zıplayabiliyorum.
Abi bir seferde bütün parayı cebe indirmek diye bir metot var ya. Şşş, ahlaksızın kralısın yemin ediyorum. Quest update. Ha, yaktım şeyi. Yakmamı istedikleri şey buradaymış. Onu yaktım. Bunu da kaydettim. Vallahi kardeşlerim bir şey söyleyeyim mi? Onu yaktık, bunu kaydettik. Bence zaten bir inceleme için bu kadar da ilerlemek yeter. Şeytani baş kötüden karımızı kullanmak için süpürgeyle herkesi dövdüğümüz kova kafalı bir karakteri oynuyoruz. Daha ne bekleyebiliriz ki bir oyundan? Bence olması gereken her şey var. Üstelik bir dostumuz bile var ormanda. Yeter ki ona atak yapmayalım. Atak yaparsak çok kızacak bize. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Oyunu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.